Evet, özellikle bu tanıtım filmi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Biz de zaten oradan gördük ve aldık. Öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Tabii ki seyircilerimiz de fark eder. Doğal olarak çok uzun yıllardır bir dostluğumuz var, arkadaşlığımız var. Belki biraz Aynen. torpil geçmiş gibi olacağım ama yani O da benim beklentim zaten. torpil de değil. Şimdi ben de ilk seyrettim ve gördüm. Şey olarak çok da beğendim, hani güzel bir fikir, ama esas orada tabii benim gazeteci olarak da baktığım neler yapmak istediğini, niye aday olduğunu ve amacını hani anlatmışsın. Evet, evet. Oradan En başla. azından ulaşamadığım hedef kitleye ulaşabilmeyi amaçlayarak çıktık Yani böyle bir ben fikirle. fikir olarak da beğendim, sonuç olarak da beğendim. Oradan başlayalım. Yani çok uzun yıllar görev yaptın Evet, belediyede. evet. 15 yıl öncesini zaten biliyorsun. Bir 15 yıl medya ve basın sektöründe çalışmalarım oldu. Çok da güzel çalışmalar yaptık. Hala güzel bir şekilde anarız. Burada da bir sürü arkadaşım, kardeşim, dostum var. Çok genç yaşta başladık tabii biz iş hayatına. Çok güzel bir serüvendi bizim için. Daha sonrasında aldığım bir teklifle Bayraklı Belediyesi'ne geçtim. Önce danışmandım, basın halkla ilişkiler müdürü oldum. Sonra çok kısa bir mevcut başkana özel kalem müdürlüğü yaptım. Onun ardından da Menderes Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak görevime devam ettim. Ama basın hep vardı. Tabii masanın bu tarafı çok farklı Ercan. Çünkü burada başka bir göreve bürünüyorsun. Masanın ön tarafı çok bambaşka. Orada daha serbestsin. Herkesle bir şekilde diyalog içerisindesin. Her şey senin haber konun olabiliyor bununla ilgili. Ama masanın bu tarafında Bayraklı Belediyesi'ndeydim. Bayraklı Belediyesi'nin haberleri vardı benim için önemli olan. Dolayısıyla 13 yıl boyunca Bayraklı'nın her sokağında, efendime söyleyeyim, her mahallesinde ne yapılması gerektiğini, ne tür sıkıntılar olduğunu, bunları nasıl çözebileceğimiz noktasında hep bir adım öndeydik başkalarına göre diyeyim. Dolayısıyla bir başka yerde macera aramak istemedim. Evet, ben daha önce bir aday adaylığıyla Urla'dan insanlara seslendim, efendime söyleyeyim. Ama Bayraklı 13 yıl hizmet verdiğim yer benim her şeyiyle vakıf olduğum bir yerdi. Dolayısıyla bu hizmetimi de bir şekilde taşın altına elimi koyarak burada eğer bana bu görevi verirlerse layıkıyla yapacağıma inanıyorum. Tabii ki genel başkanımızın da bu süreçte kadın adaylara bir önceliği söz konusu. İşte MYK'ya bakıyorsunuz, kadın adayları evet dengeli bir şekilde görüyorsunuz orada. Efendime söyleyeyim, genel başkanımızın çıkışları çok önemli. Özgür Özel, Sayın Genel Başkanımız diyor ki işte 3 tane anket sonucunda 3 aday çıktıysa bunlardan bir tanesi kadınsa kadındır önceliğin gibi gibi. Bu tabii ki detaylandırdığı süreçti ama hep çıkış noktası kadınlara öncelik vereceğimdi. Ben de kadınların hep taşın altına ellerini koymasından yanayım. Bunu televizyonculuk yaptığım, basın sektöründe çalıştığım dönemde de her zaman her mecrada söyledim. Hani dışarıdan evet bizler çok kolay eleştirebiliyoruz. Bazı şeyleri çok kolay yerebiliyoruz. Bazı şeyleri çok kolay göklere çıkarabiliyoruz hoşumuza gidiyorsa. Adalet mekanizmamız gerçekten işliyor. En azından bu dönemdeyse de zamanında işliyordu. Böyle bir şey vardı. Dolayısıyla madem bazı şeyleri takdir edip bazı şeyleri de yerebiliyoruz, o zaman taşın altına elimizi koyalım. Hani bu bozuk bir düzense bu düzeni nasıl değiştirebiliriz noktasında biz de bir fikrimizi sunalım. Biz de bir şeyler yapalım, katkı koyalım istiyorum. Dolayısıyla kadınları bu alanda daha çok görmek istiyorum. Ben de bu sebeple daha güzelini, daha farklı şeyleri inşa edeceğimi, güzel yapılan işlerin üzerine farklı güzel işler koyacağımı düşünerek yola çıktım. Şimdi
Doğal olarak tabii mantıklı. Yani daha önce de esasında Urla'da mantıklıydı. Senin bir ayağın çünkü gene Urla'da. Hani evet, ben biliyorum en azından seyirciler için de bilgi olsun niye Urla hani soru işareti. Bir ayağın Urla'da olduğu için doğal olarak oradan adaydın. Şimdi Bayraklı da mantıklı. Evet, dediğin gibi 13 yıl görev yaptığında tabii sen hemen hemen Bayraklı'nın A'dan Z'ye bütün sorunlarını, neler yapılabileceğini biliyorum diyorsun. Nelere ihtiyacı olduğunu biliyorum diyorsun. Ve ona. Şimdi burada şunu hani Bayraklı'ya dönmeden önce ben esasında biraz önce senin de söylediğin konuya değinmek istiyorum. Şimdi İzmir'de mesela 4 tane kadın belediye başkanı var işte bildiğimiz. Evet, Özgür Özel ısrarla vurguluyor. Hatta işte MYK'da ve işte parti meclisine baktığında evet çoğunluk dengeli bir dağılım var. Yani %60'a %40 gibine. Evet. Hani belki de diğer partilerde olmayan kadar şu anda kadınlar CHP'de ön planda falan. Ve bunun işte bundan sonra da süreceğini, yerel seçimde de bunu öncelik tanıyacağını söylüyorlar. Fakat dün zannediyorum Kemal Paşa adayı Arzu Hanım söylemişti ve ben de o anda hani düşünmemiştim. Yani söyleyince düşündüm. Evet, gerçekten öyle. Mesela işte Bayraklı'da 27 aday var zannediyorum. Aday var. 5 tane kadın var. İşte diğerlerine de baktığımız, hatta bazı yerlerde hiç kadın yok falan. Hani %10'u bile bulmuyor. Yani 384 aday var. Yani 38 tane ya da işte 50 tane belki %10'u biraz geçebilir. Kadın gene başvuran en azından adayı az. Bu böyle baktığında Özgür Özel'in de söylediklerine baktığında o zaman ben mesela en azından düşünce olarak söylüyorum. 4 tane hani bunun zaten bir tanesi AK Partili, 3 tane CHP'li şu anda mevcutta belediye başkanı var. O zaman bu 30 ilçeden mesela 3'te 1 %30 olsa 10 tane falan kadın adayı göstermeleri gerekiyor. CHP'nin ki hani evet, şimdi rakam hani olarak onu diyebilir miyim bilmiyorum. Genel başkanla bunun üzerine bir konuşmam olmadı ama genel başkanın söylemlerinden çıkaracağımız sonuç bu gibi duruyor. Yani 10 olmasa da herhalde 6-7 tane en azından bu başvuranlar arasından kadın belediye başkan adayını çıkartacaklar gibi duruyor. Neden bu kadar az sorusuna gelecek olursak da bence şöyle bir şey var. Şimdi bugüne kadar siyaset sanki erkeklerin yaptığı, erkeklerin tekelinde olan bir mecraymış gibiydi. Ve kadınlar bugün bile çıktığınızda erkek aday adaylarına sorun. Ben içlerinden bir ikisini biliyorum. Bayraklı'ya kadın olmaz ya abi. Sen Bayraklı'da sokakları gezerken, esnafları gezerken, evlere giderken kadınları yanına alıyorsun. Onları öne sürüyorsun. Önce onlar sana bir kapı açıyor. Sen ondan sonra girebiliyorsun. Eğer bunu yapabiliyorsan aday noktasında niye olamazsın kadın? Ya niye Bayraklı'ya kadın olmazmış? Yani bilmiyorum yani. Aday adaylarının herhalde önü kesilmesin diye erkek aday adaylarının. Herhalde bence belki başka da bir yani, sebep olacağını yani düşünmüyorum. Her yerde olabilir bu arada. Kadının olduğu yerde bir kere nezaket de olur. O kadar eline silahları alıp, bıçakları alıp keseceğim, doğrayacağım diye kapana gelen olmaz. Bunu bir kere kenara koyun. Bir kere kadın varsa daha bir saygılıdır karşı taraf. Bunu Bayraklı'da bir de daha net görürsünüz yani gerçekten. İşte abla demeyi bilirler. Ha belki size sizli bizli konuşmayı bilmezler ama bir saygıları vardır. Bunu çünkü daha çok Anadolu kökenli. Belediye bile ilk girişte bile hissedersiniz. Tabii bizim ana nelerimiz var. Yani gelenek göreneklerimiz var. Biz büyüğümüze saygı duyarız. Bugün titrin ne olursa olsun karşında bir büyüğün varsa sen de toparlanırsın, ben de bir toparlanırım. Bir bayan hani, varsa, kadın tabii varsa. Tabii ki bir kadın varsa aynı şekilde. Sonuçta kadınların sanki böyle diye diye biraz önünü kapadılar diye düşünüyorum. Ve kadınlar da artık bıktı, yıldı. Belki de kolayına geldi. Bilmiyorum sebep ne ama evet daha az kadın aday adayı var. Bu beni üzüyor ama hep söylediğim bir şey var. Güzel örnekler peşinden başka örnekleri getirir. Dolayısıyla bu gerçekten genel başkanın söylediği bu söylem çok güzel bir söylem. Kadınlara ilk defa bu kadar fırsat verilecek belki de bu kadar çok önemli nokta.